15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler var. Balıkçılar 1 Eylül'de vira bismillah diyecekler. Balıkçılara göre son 50 yılın en bereketli yılı bizi bekliyor. Peki hangi balıkta bolluk olacak? İşte yanıt. Balık sever misiniz? Bayılırım. Ben balık dediğin zaman yatıya giderim. Peki Güllü Hanım, en çok hangi balık çeşidini seviyorsunuz? Ben lüferciyim de şimdi zamanı değil. Salamut, levrek, istavrit. Bütün balıkları seviyorsun sen. Ben balığı seviyorum. Sever misin balık? Çok severim. Hangisini daha çok seviyorsun? Şifre. Genelde biz istavrit hamsi seviyoruz. Onların bol olmasını isteriz. Balıkçıların da balıkseverlerin de gözü 1 Eylül'de. Çünkü balıkta bereket yılı kapıda. Son 50 yılın en bol balıkçılığı bu sene olacak. Balıkçılarla konuşuyoruz. Çok balık var. Bu sene çok fazla, yani haddinden fazla. Fiyatlar düşer. En büyük avantajı olur. Balıkta av yasağı 15 Nisan'da başladı. Yaz döneminde balıkseverlerin yüzü etiketlerden yana gülmedi. Fiyatlar 4-5 katına çıktı. Rüzgarı tersine çevirecek tarihe sayılı günler kaldı. 4,5 aylık yasak dönemi 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını mavi sulara atacak. Gözler av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de. Çünkü balıkçılara göre bu sezon, o sezon, son 50 yılın en bereketli balık sezonunun bu yıl yaşanacağı tahmin ediliyor. Yüzleri en çok güldürecek balıklarsa palamut, çupra, levrek gibi iri balıklar olacak. Motorların pervanesi et kesiyor. Palamut o kadar fazla var ki, yani anlatılmayacak kadar biraz. Palamutun olması demek de diğer balıkların da bol olması demektir. Yani geçen yılın aksine bu yıl denizin kuru fasulyesi, hamsi ve istavritten ziyade büyük balık bolluğu olacak. Levrek olur, palamut olur, istavrit olur. Av yasağının olduğu yaz döneminde kilogramı 300 liranın altında balık bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Palamutun adet fiyatı 100 liraya kadar çıktı. Ancak yasağın kalkacağı 1 Eylül itibariyle balık fiyatlarının yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Hepsini 300-400 standart fiyat çekmişler. İstavrit bile 400 lira. Sezon açılınca ne olur? Herhalde 80-50'yi bulur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum yani. Balıkların da fiyatları ne kadar yüksek olsa da yine yarı yarıya düşecek demektir. Peki 1 Eylül sonrası balık tezgahlarında etiketler nasıl değişecek? Palamutun tanesi 50 liraya, 40 liraya kadar düşer. Mezgit var mesela 100 liraya kadar düşer. Şu an 350 lira. Sardalyanın kilosu 350 lira, 100 liraya kadar düşer. Mırlanın kilosu 700-800 lira, onun kilosu 200'e kadar düşer. 400 liraya kadar çıkan hamsi ve istavritin kilosunun ise 100 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Ben balık yemediğim zaman ağlıyorum. Mühürledim şu kalbimi seninle, vereyim son nefesimi elinle.